bakalım. Hadi 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 hadi. Ay minik kuşum, nedir bu acelen anlayamadım. Yollarda da deli danalar gibi sürdün zaten arabayı. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da 80 beygir gücündeki arabasını satıp yerine 80 kaplumbağa gücünde bir araba aldı ya. Hadi acelemiz var. Ay ne acelesi canım? 24 saat, 24 saat. Ne 24 saat? Ne diyorsun sen? Sana demedim, hadi gel çabuk. Allah Allah. Eğer yemeğiniz olan zıkkımın pekini yediyseniz sizi tutmayalım Suat Bey. Yemeğimin ismi zıkkımın peki değil, kadın budu köftedir, bu bir. Beni kimse tutamaz. İster otururum, ister giderim. Buna da paça keyfim karar verir. Bu da iki. Müfit Bey. Alo, ben Suat. Alo, abi. Ha, Baha ben. Ya acele ajansa gelmeniz lazım. Ya durmadan birileri gelip bir şeyler soruyor. Ben de anlamadığım için cevap veremiyorum. Ya, öyle mi? Baha seni çağırıyor. Yalan söyleme, esas seni çağırıyor. Ya, o halde ikimizden biri yalan söylüyor. Buyurun, ajansa gidip bu yalancının kim olduğunu ortaya çıkaralım. Bence de ortaya çıkaralım. Buyurun, buyurun. Anneciğim, hatırlıyor musun? Ruhsar ne iyi bir kızdı, değil mi? Hadi oradan sen de. Eğer o da iyiyse, o zaman Kont Drakula ile Ceyar'a da melaike demem lazım. İyiymiş. Benim ona iyi diyebilmem için böyle acı çekmekten çok zevk alan bir mazohist olmam lazım. Ruhsar, yardım et de anneme seninle ilgili bir çift güzel söz söyledim ya. Ne bileyim, geçmişte ona yaptığım iyilikleri hatırlat. Doğru, haklısın. Anne, hatırlıyor musun? Bir keresinde senin çamaşır makinen arıza yapmıştı. Sen de bütün çamaşırları toplayıp bize getirmiştin. Evet, evet. O söylediğin olayı gayet iyi hatırlıyorum. Oh. Nasıl unutabilirim ki? Çamaşırlarımı fevkalade yıkamıştı o cadalof. Mendebur karı. Giysilerimi kaynar suda yıkayıp mahvetmişti. Bütün kıyafetlerimi çocuk esirgeme kurumuna bağışlamıştım. Canım arada sırada böyle ufak tefek hatalar olmuş olabilir ama bu yine de Ruhsar'ın kötü bir insan olduğu anlamına gelmemeli bence. Tabii tabii. Ruhsar için kötü bir insan demek yanlış olur. Onun için kötü bir insan yerine kötü bir cadıydı demek daha doğru olur. Cumhuriyet'in 75. yılında niçin hep 10. yıl marşının söylendiğini anlayamadığım gibi nasıl olup da o Ruhsar denilen cadıyla da evlenmiş olduğunu anlayabilmiş değilim zaten. Oğlum yapma bak. Bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Neyi yapmayayım oğlum? Ne diyorsun sen? Firdevs bizim arkadaşımızın kardeşi. Onun için bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Anlıyor musun canım? Anlamıyorum canım. Kız kendisi istiyor. Hayır, istemiyor. Onun sevdiği var. Çılgınlar gibi seviyor hem de. Yok ya. Madem öyle niye bana kuru yapıyor? Çılgınlık olsun diye mi? Saçmalama. Ne kuru? O döviz kurlarından bile anlamaz. Olsun. Ben ona öğretirim. Öğrenmesi gereken her şeyi öğretirim. Bana her şeyi söyletebilirsin. Hatta Şemsi Paşa pasajı bile dedirtebilirsin. Ama o kadın için iyiydi dedirtemezsin. Asla! Ya anne Allah aşkına yapma. Bu kızcağızın sana hiç mi iyiliği dokunmadı? Mesela... Mesela... Onu hastayken bakmıştım. Evet, Ruhsar hastayken sana bakmıştı ya. Hatırladın değil mi? Ne zaman? Canım, yıllar önce sen çok hastalanmıştın. Ateşin çıkmıştı, üşüyordun. Hatta benim güzel karıcığım, ruhum, sen ısınasın diye komşudan elektrikli battaniyesini ödünç olarak istemişti. O battaniyeyi senin üstüne örtecekti ve senin ısınmanı sağlayacaktı. Tek amacı buydu. Tek amacı sana bir iyilik yapmaktı anne. Bunu kim kime yapar? Ha, söyler misin? Bunu insana babası bile yapmaz. Ama o sana hep iyilik yaptı. Hep seni sevdi anneciğim. Ruhsar benim rahmetli karım, güzel karım seni hep sevdi. Sana iyilik yapmak istedi. Hayatı boyunca tek istediği buydu. Sana bir iyiliği dokunsun istedi güzel anneciğim. Mikrop yaratık. Az kalsın öldürüyordu beni. Anne, böyle de konuşma ama. O artık öbür tarafta. Ölenlerin arkasından iyi şeyler söylenir. Sağlığında iyi şeyler yapsaydı ben de arkasından iyi şeyler söylerdim herhalde. Oh be. En az 8 kilometre yürümüşümdür.
Bu demektir ki taksiye vereceğim 4 milyon lira cebime kaldı. Yoksa gece mi yürüseydim tabii ya? O zaman gece tarifesinden faydalanıp cebime daha fazla para kalırdı. Rusal'cığım, Rusal dinle beni. Gözüm ablayla konuştum. Annenin senden memnun olduğunu sadece sözlü olarak değil, yazılı olarak belirse de oluyormuş. Aa, çok güzel. Bak benim aklıma bir şey geldi. Sen şimdi boş bir kağıdı annene imzalat. Sonra biz onu kafamıza göre doldururuz. Benim için iyi şeyler yazmış gibi yani. Ha, nasıl? Harika. Hazır gözüm abla da acil bir iş için öbür tarafa gittiğine göre hemen şimdi yapabiliriz. Masar Bey oğlum, ben geldim. Hoş geldiniz. Ay, evde canım sıkıldı, şöyle bir dolaşayım dedim. Aa, buyurun buyurun Gazanfer Bey. Siz de buradaydınız. Ya, bir de baktım ki buralara kadar gelmişim. Nasılsınız Mehdi Bey? Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Ay, ne güzel, babam da gelmiş. Belki bir daha göremem. Dur doya doya bakayım şuna. Öyle deme ruhum, Allah korusun, Allah korusun. Bırak şimdi. Anne, senin sigortan için dilekçe vermek gerekiyordu ya. Sen şimdi şu kağıdın altını imzala, ben boş bir vaktimde doldururum, olur mu? Olur, minik kuşum tabii imzalarım. Kalem. Aman Menkıbe Hanımcığım, sakın ha öyle boş kağıt falan imzalamayın. Allah korusun, kafalarına göre doldururlar, bir anda sizi milyarlarca lira zarara sokarlar. Baba, şu boşboğazlılığını yapmasan olmaz mı yani? Bir arkadaşımın başına gelmişti de, Masar Bey oğlum için söylemiyorum tabii. Ama başka kötü niyetli birinin eline geçiverir. Aman be baba, hiçbir şeye karışmazsın, en karışılmayacak şeye karışırsın. Bak Gazanfer Bey doğru söylüyor vallahi. Aman anne, ben senin evladınım, hiç olur mu canım öyle şey? Evladım, sen bunu önce bir doldur, ben de hemen imzalarım. Boş ver anne, gerek yok, Gazanfer Bey haklı. Başka zaman yaparız artık. 18 saatimiz kaldı. Ve ne yazık ki Menkıbe Hanım hala olumlu bir şey söylemedi. Ben şimdi gideyim de halk ekmek kuyruğuna gireyim. Akşama ekmeğimiz olsun. Ekmek fiyatları aldı yürüdü. Niye boşu boşuna para verelim? Değil mi ama? İşte şimdi oldu. Bu çok güzel. Bir böyle görürler de hemen kuyruğun önüne geçiriverirler. Ay bir görecektir Reyhan'cığım. Müfit resmen kudurdu. Kudurdu. Kudurdu mu? Nasıl yani, ağzından salyaları falan mı akıyordu? Hayır canım, yani mecazi anlamda kudurdu. Öyle kıskandı ki çatır çatır çatladı Reyhan'cığım. Hadi ver çaylarımızı tazeleyeyim. Ay. Bak işte şimdi ben de kıskandım. Keşke ben de Masar Bey'i çatır çatır çatlatabilsem. Veya patır patır patlatabilsem de olurdu yani. Söylemiyor. Artık birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Ruhum sakin ol, sakin ol. Ağlamayı da kes Allah aşkına ya. Daha her şey bitmiş değil. 90. dakikada atılan yüzlerce golü düşün. Biz de mutlaka bir gol atacağız. Göreceksin. Hattıma çıkan son kaset için bu kaset montaj dedi. Şevki Kılmaz TFF'le yurt dışına kaçarken benim çeşitli yer ve zamanlara söylediğim sözleri montajlayıp bana komplo kurdular diye bas bas bağırdı. Buldum! 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 Bir de televizyon için aptal kutusu derler. Aksine insanın zekasını şıp diye açıveriyor. Dinle oğlum. Aklıma bir fikir geldi. Bir teybe, annemin başka konularda söylediği iyi sözleri kaydedeceğim. Sonra da bunları sanki senin için söylemiş gibi montajlayacağım. Hoş geldiniz Gözüm abla. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aman kusura bakmayın, arada bir gitmem gerekiyordu. Öbür tarafta benim huzurumda yapılan noter çekilişiyle 3 kişi bu tarafa tekrar gönderildi. Hani siz buna reenkarnasyon diyorsunuz ya, ondan. Ben Gözüm ablayı oyalarken sen de bu şallet. Tamam, casus teybe alıyorum küçük. Gözüm ablacığım, sana bir şey soracaktım. Sen de saatini 1 saat geri aldın mı? Evet aldım. Niçin soruyorsun? Yani belki 1 saat fazla mı olabilir diye sordum. iyi misin anne? Aman ne iyisi be minik kuşum. Sen evlenmeden ben hiç iyi olabilir miyim? Olursun. Annem. Bak sana ne diyeceğim. Benim ölen karımın adı neydi? Ruh. Sar. Aman maşallah, artık o musibetin adını unutuyorsun herhalde ha? Ya Firdevs ne kadar iyi bir kızdı değil mi anne? Hoppala,
Sanki Firdevs şimdi kötü bir kız mı oğlum? Peki eskiden iyi miydi? Yani bir an eski halini unuttum da hatırlamak için soruyorum. İyiydi, iyiydi. Eskiden de iyiydi, şimdi de iyi. Ama evlenemediği için kızcağız bunalıma düşüyor haliyle. Sen bir an önce evlensen de sıra şu Sabih Sübyan'a da gelse artık. Gözüm abla, saatlerin bir saat öne alınması gibi musluklarda bir metre ileri alınsa sudan tasarruf etmiş olmaz mıyız acaba? Bilmem, ilk bakışta çok saçma gibi geliyor ama denemek lazım. Geliyorum gözüm ablacığım, bir saniye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma.